AKP ilginç bir parti değerli arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz ki Öcalan'a terörist başlıyorlar. Daha sonra aynı insanlarla aynı masada müzakere ediyorlar. Bir bakıyorsunuz Kandil'i başınıza yıkacağız PKK diyorlar. Bir bakıyorsunuz ki Kandil Dağı'nda masanın ardında Murat Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık bir basın toplantısı yapıyorlar. O basın toplantısını devletin kuruluşu TRT ve Anadolu Ajansı canlı yayında dünyaya duyuruyor. Barzani'ye aşiret lideri diyorlardı. Sonra bir baktık ki Diyarbakır'ın meydanında Barzani ile birlikte megri megri söylediler, gözyaşı döktüler. Bir gün milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyorlar. Bir bakıyorsunuz ki milliyetçiliğin bayraklarını yapıyorlar. Mavi Marmara'da İsrail'e katil deniyorlardı. O katillere mazlumların kanını 20 milyon dolara sattılar. Bir gün Hoca Efendi Hazretleri ne istedin de vermedik. Büyük Türk büyüğü diyorlardı. Okyanus ötesine Hoca Efendi Hazretlerine selam saygı gönderiyorlardı. Beraber aynı fotoğraf karesinde türban bağlayarak önünde secde ediyorlardı. Bir bakıyorsunuz ki FETÖ oluyor. Bir taraftan Sayın Bahçeli ile evet kampanyası sürdürülüyor. Diğer taraftan Barzani ile. Bakın geçtiğimiz hafta da Barzani Türkiye'ye, İstanbul, Ankara'ya geldi. Türk askerleri Barzani'nin bayrağına selam durdu. MHP res çekti, bağırdı, meclisi birbirine kattı. Dedi ki ey AKP tercihini yap. Tercihini yap dedi AKP'ye. Cevabı AKP değil, cevabı Barzani verdi. Dedi ki referandumda MHP ile beraber evet kampanyası yapacağız dedi. Bakın bunu bir halaya benzetin. Halayın ortasında AKP'nin olduğunu düşünün. AKP halay çekiyor. Halay AKP ortada. Halayın bir ucunda Bahçeli, Sayın Bahçeli, bir ucunda Barzani. Sağ eli Bahçeli'ye, sol eli Barzani'de. Ortada AKP. Şimdi AKP aradan çıksa, AKP halayı bıraksa, yoruldum dese, Barzani ile Bahçeli bir bakmışsınız el ele kol kola halay çekiyorlar değerli arkadaşlar. Bu şimdi beraber yürüdüğünüz, beraber yol yürüdüğünüz AKP'nin bir açılım sürecinde bakın ayaklarına mekap ayakkabı, üzerinde avcı yelekleriyle PKK'lı militanlar ülkeye giriş yapıyor. Bunu alkışlayan yüz binlerce insan var. Şimdi o süreci unuttu. AKP bugün sizinle beraber işbirliği yapıyor. Bakın sizin Barzani diyorsunuz ya, kızıyorsunuz ya. Bakın Barzani'nin önünde askerler selam veriyor. Türk askerlere siz çok kıymet verdiniz. Bakın Barzani şu anda beraber işbirliği yaptığını söylüyorum. Bir elinde Cumhurbaşkanı, bir elinde Şivan Perver, Barzani işbirliği yaptığını söylüyorum. Yine değerli arkadaşlar bakın Tuğrul Türkeş bakan oldu. Siz dünyanın hakaretini ettiniz. Türkeş'in mezarına gitti diye gittiniz, zemzem suyuyla yıkadınız. Şimdi sizi belediyenin itfaiyesinden zemzem suyuyla fışkırsanız Türkeş'in mezarında aklanamazsınız. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bahçeli'nin başkanlıkla ilgili söylediklerini hatırlatıyorum ben size. Sizin ne söylediğinizi hatırlatıyorum. Cevap veriyoruz. Bakın biraz önce dedim ki ben eleştirilerim saklı. Bu bayraklara Türk askerlere selam durmadı mı? Türk askerlerine selam durdurmadı mı? Kimin ortağı senin ortağın? Onun cevabını ver. Türk askerlerine selam durdu mu durmadı mı? O bez parçası dediği şeye. Geçtiğimiz gün isim vererek sataştım. AKP'den alınıyor. Alın arkadaşlar. Bakın burada bir resim var. Bu resmi günlerdir saklıyorum. Geçtiğimiz günlerde burada bulunan kadın milletvekilleri Fethullah Gülen'in huzurunda türban takmışlar. Burası türbe mi? Burası kutsal bir adam mı? Kim? Neredeyse MHK üyelerinin tamamı var. Alınacaksınız, utanacaksınız. Söyleyecek bir şey yok. Bir tek CHP'nin milletvekilinin böyle bir resmini bulabilir misin? Bulamazsın. Çünkü biz orada yokuz. Ya bu kadar bağıracaksın. 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 Kalk cevabını ver. AKP'nin sözcüsü, grup başkan vekilleri. Bakın burada siz cevap vermeyin. Burada onlar cevap versin. Değerli arkadaşlar biz doğrular söylemeye devam edeceğiz. Biz her zaman gerçekleri yüksek sesle ifade etmeye çalışacağız. Öyle bağırmadan korkacak halimiz yok. Senin gibi Iraklarına tısın çıkmıyor, tısın. Bakın Türk askerinin başına çuval kesince tıs çıkmadı. Veya babaya bağırmak kolay. Bağırırsanız da ne yaparsanız yapın suçmayacağız. Gerçekten aykırmaya, geçmişte Fethullah'la ilişkinizi ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.